Merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır beklediğim çok güzel bir ürünü inceleyeceğiz. Ürünümüz 12 volt 100 amper LiPo4 akü. LiPo4 piller birçok uygulamada kullanılabilir. Kapasite, fiyat, çevrim sayısı, ağırlık, dayanıklılık gibi birçok parametreyi düşündüğümüzde en iyi seçeneklerden birisi LiFoPo4 piller. Bu aküyü kurşun asit aküleri kullandığınız hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Modem, mini buzdolabı, aydınlatma gibi 12 volt ihtiyacı olan uygulamalarda herhangi bir dönüştürücüye gerek olmadan direkt kullanabilirsiniz. Bir konverter yardımıyla işte voltajı yükselterek çeşitli uygulamalarda kullanabilirsiniz. Mesela böyle bir konverter yardımıyla 19 volta yükselterek laptopunuzu şarj edebilirsiniz veya daha yüksek voltajlarda çalışan bir uygulamanız varsa onu çalıştırabilirsiniz. Bu gücü rahatlıkla sağlayacaktır bu akü. Bir invertör yardımıyla 220 volt AC elde edebilirsiniz. O zaman birçok cihazınızı çalıştırabilirsiniz. 220 voltla çalışan çok güçlü cihazlar dışındaki birçok cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Kısacası 12 voltluk kurşun asit aküyü kullandığımız hemen hemen her yerde bunu kullanabiliriz. Şimdi data sheet'ten biraz kullanım alanlarına bakalım. UPS'lerde bunu kullanabiliriz. Güneş enerji sistemlerinde, forkliftlerde, golf arabalarında, karavanda, medikal ürünlerde ve daha çok daha birçok yerde kullanabiliriz. Kurşun asit aküler çok ucuz, fiyatları ve BMS gerektirmemeleri gibi sebeplerle hayatımızda olmaya devam edecekler. Ancak bazı uygulamalarda yavaş yavaş değişiklik yapmamız gerekiyor. Araba hariç hemen hemen tüm mobil sistemlerde kurşun asit akü çok ağır kalıyor. Bu aküyü ölçtüm. 11,5 kilo geliyor. Aynı kapasitedeki kurşun asit akü 30 kilo. Çok ciddi bir fark var. %100 şarjda şarj durumunda akülerin cycle sayısı yaklaşık 250-300 lifo PO4'ün ise en az 2000 cycle ömrü var. O da en zorlu koşullarda. Cycle meselesini daha detaylı inceleyeceğiz dataşit üzerinden. %80 de şarj derinliğinde 10-15 sene rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ürün. Şimdi bu ürünün voltajını ölçelim, iş direncini ölçelim. Ağırlığı zaten 11 kilo 450 gram civarında. Daha sonra bu ürünü birkaç kapasite testi yapacağız. Voltajımız 13.33-13.34 volt civarında geliyor. Bu da hücre başı 3.33 volta denk gelir. Zaten lifepo 4 pillerin nominal voltajı o aralıktadır. Bunun içinde 4 seri Lifopo 4 pil var. Silindirik pil var. Paralel sayısını bilmiyoruz. Bu açılamıyor bu arada. Paralel sayısını bilmiyoruz ama 100 amper kapasiteye ulaşacak bir paralel sayısı elde edilmiş. Şimdi iş direncine bakalım. İş direnci RC3563 ile ölçeceğim. Bu iş direnci ölçümü için geliştirilmiş bir cihaz. Normal bir multimetre değil. Şöyle koyayım. İş direncimiz 5.6 milyon. 12 volt 100 amper kurşun asit aküler de yaklaşık bu iş direnç değerlerindedir. 4-5 milyondur onların da iş direnci. Ama bunun içinde dahili bir BMS olduğu için şu an çok net bir kıyaslama yapamıyorum. Kapasite testlerini geçelim. Bu ürünü 40 amperle 10 volta kadar, 20 amperle 10 volta kadar ve 8 amperle 10 volta kadar deşarj edeceğim. Testimizi başlattık. Mesela şu anda 40 amper çekiyoruz. Her üç testte de kapasitemiz 97-98 amper saat civarında çıktı. LiFePO4 akülerde deşarj akımının kapasiteyi çok değiştirmediğini görüyoruz. Bunu zaten LiFePO4 piller videomuzda da söylemiştik. Ama aynı durum kurşun asit akülerde böyle değil. Yani ikisi de 100 amper ama çok düşük akımlardayken ikisi de 100 amper. Bu yüksek akımlarda da yaklaşık 100 amper. Akü ise 40 amper çektiğimizde yaklaşık 70 amper verebiliyor. 100 amper akü dediğimiz akü 40 amper çektiğimizde 70 amper verebiliyor. Bu yönden de LiFo Power çok üstün. Ayrıca 8 volta kadar deşarj etmekle 10 volta kadar deşarj etmek arasında neredeyse hiç fark yok. Bu yüzden akümüzü 8 volta kadar deşarj etmemeliyiz. Deşarj voltajına kadar yüksek olursa akü sağlığı açısından o kadar iyidir. Zaten 10 voltla 8 volt arasında bir fark olmadığı için pek kapasite kaybımız da olmayacak. Yani 8 volta inmenin bize bir yararı yok, aksine zararı var. 8 volt'tan daha fazla inseydik LiPo4 için çok kötü olacaktı. Ama bunun içinde dahili BMS olduğu için 8 volt'tan daha fazla deşarj etmemize izin vermiyor. Aynı şekilde aşırı şarj etmemize de izin vermiyor. Ürünün data sheet'ini incelemeye devam edelim. Kapasitemiz 100 amper saat. Bizim testimizde de yaklaşık 98.5 civarında çıktı. En kötü koşullarda yani 100 amperle şarj ederken, 100 amperle deşarj ederken 2000 cycle ömrü var. Aylık e, aylık %2 kendi kendine deşarjı var. E, aküler gibi LiFePO4 pilleri de boş saklamamalıyız. Akülerde %100 dolulukla saklanması tavsiye ediliyor. E, Lifopo 4 4lerde ise %60-70 doluluk iyidir. 60 %60-70 dolulukla bir iki sene rahatlıkla depolayabilirsiniz. Maksimum 4 seri bağlantı yapabiliyoruz. Yani 12 volt'luk aküleri 4 seri bağlarsak 48 volt elde edebiliyoruz maksimum. Bu sanıyorum içindeki BMS ile ilgili bir durum. Aynı zamanda da 20 paralel bağlayabiliyoruz. 20 paralel bağladığımızda 2000 amper saatlik bir kapasitemiz olur. Bir tanesi 100 amper saat olduğu için bu zaten birçok uygulama için fazlasıyla yeterlidir. Ölçüler ve ağırlık var. Ölçüler 100 amper bir akü ile kurşun akü aşağı yukarı aynıdır ama ağırlıkta çok avantajlı. Data sheet'te 13 kilo olacağı yazmış. Biz ölçtük. 11,5 kilo çıktı. Yani hafif bir ürün aynı zamanda. IP56 koruması varmış ve içinde silindiri hücreler var. Zaten bunu söylemiştik. IP56 ne demek? Toza karşı ve her yönden gelen püskürtmeli suya karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ee, dış dış ortamda kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Şarj ve deşarj özellikleri yine data sheet'te vardı. Taşıta sheet e ekleyeceğim. Bunlara zaten detaylıca bakabilirsiniz. 10 volt'a kadar deşarj tavsiye ediliyor. Maksimum 100 amper çekebiliyoruz. Bu aküden 100 amper çekebiliyoruz maksimum. İçindeki BMS'den dolayı bu böyle. Kurşun asit aküyü şarj ettiğiniz tüm sistemlerle bunu da şarj edebilirsiniz. Voltaj aralıkları tamamen uyar. Yani UPS'e, solara çok uygun o açıdan. Yani kurşun asit akünüzün şarj aletini kullanabilirsiniz veya o şarj aleti yavaştır. Siz 100 amperlik bir şarj aletiyle 1 saat, 1 saat 10 dakika gibi bir sürede bu aküyü şarj edebilirsiniz. Şimdi cycle grafiklerine daha detaylı bakalım. Ürünü en zorlu koşullarda yani 100 amperle şarj, 100 amperle de şarj edersek tamamen doldurup tamamen bitirirsek 2000 kez kullanabiliyoruz. Akülerde bu sayı 200-300'dür. Jel akülerde biraz daha fazladır. Ama en fazla 400 olur. Böyle tamamen doldurup boşaltırsanız. Aynı koşullarda 100 amperle şarj, 100 amperle de şarj edersek ama tamamını bitirmezsek. Ne demek tamamını bitirmemek? 100 amperlik kapasitenin mesela 80 amperini kullanırsak 4000 çevrim kullanabiliyoruz. Bu durumda her gün kullanırsak 10-15 sene kadar kullanım ömrü elde ederiz. Birçok sistemde çok uygun fiyata gelmiş olur ürün. İlk yatırım maliyetini karşılayabilirseniz aslında bu ürün ucuz bir ürün oluyor. Akünün 2 katı, 3 katı fiyatı olabilir ama 7-8 kat ömür sağladığı için aslında çevrim başına maliyette de çok ucuz. Çalışma sıcaklık aralığı oldukça geniş. Tabii ki eksi sıcaklıklarda performansı düşüyor. Şimdi sonuç kısmına gelelim, özetleyelim tüm videoyu. Bu LiFePO4 aküyü arabanızda kullanamazsınız. 100 amperlik akülerin kullanıldığı arabaların marş motorları çok büyük. Bu bataryanın anlık olarak verebileceğinden çok daha fazla akıma ihtiyaç duyuyorlar. Bazı araç akülerinin CCA değeri 800-900 amper olabiliyor. Bildiğiniz gibi bu akü 100 amper verebiliyor. O yüzden araba için çok uygun değil. Bunun dışında daha önce saydığım ve şu anda da düşündüğümde aklıma gelen tüm uygulamalarda bu kullanılabiliyor. Tek dezavantajı fiyattır. Ancak ilk yatırım maliyetini karşılarsak fiyat uzun vadede çok uygun olur. En azından karavan gibi sistemlerde, solar sistemlerde. UPS'te bu ürünleri kullanmaya başlamalıyız. Kurşun asit aküler yavaş yavaş miadını dolduruyor. Tabii ki 10 sene sonra da kurşun asit kullanılacak ama artık bunlara geçmemiz lazım. Hem daha hafif, saykıl ömrü daha fazla, uzun vadede daha ucuz, çevre açısından daha temiz. Bunları kullanmamak için çok fazla sebep yok. Dediğim gibi fiyatta tolere edilebiliyor uzun sürede. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlardan veya Instagram'da piladan bir isimli hesaptan sorabilirsiniz. Çok sık video çekemiyorum ancak Instagram'dan biraz daha sık paylaşım yapıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Herkese iyi günler.